Merhaba arkadaşlar. Anadolu Hemotip Liseleri 10. sınıf Arapça ders kitabımızın 3. ünitesinin 3. dersiyle bugün beraberiz. Dersimizin ismi neydi? İbadeti. Ünitemizin ismi ibadeti. Benim ibadetimdi. Peki dersimizin ismi ne? El Haccu vel Umretu. Hac ve Umre. Birinci yönergemize hemen başlayalım arkadaşlar. İstemi dinle. İlel cümelil atiye. Gelen cümleleri dinle. Ve teemmel düşün. Meaniyeha anlamlarını. Müstaînen bir yardım alarak bir su var resimlerden yardım alarak. El Kâbetü Şerifetü. Birinci görselimiz burada değil mi? Kâbe-i Şerife. El Vukufu bir Arafa. Arafet. Arafat'ta vakfe yapmak. Vukuf. Bakın Arafat'ta binlerce hacı ne yapıyor arkadaşlar? Vakfe yapıyor. Yatufu tavaf ediyor. El Huccacu hacılar. Havlel Kâbeti. Kâbe'nin etrafında tavaf ediyor. Üçüncü görselimizin cümlesi de bu. Peki cümlemize bir bakalım arkadaşlar. Tafe tavaf etti demek Arapçada. Yetufu tavaf ediyor. Muzari. Buradaki el hucca çoğul bir ifade. Neyin çoğulu peki? Haccün. Haccün hac yapan kişi yani hacı. El huccac hacılar. Haccün huccacün. Haccün hac yapan huccac hacılar. Yetuful huccacü. Hacılar tavaf ediyor. Havlel Kâbeti. Havle etrafında demek. Neymiş? Etrafında mesela havlel medreseti, havlel beyti gibi. Havlel Kâbeti. Kâbe'nin etrafında hacılar tavaf yapıyor. El Huccacu hacılar yerkebune biniyorlar. El Hafilete otobüse. Bakın dördüncü görselimizde bu değil mi? Peki Huccacı hacı önce söyledik. Yerkebune'ye bakalım. Rakibe ne yaptı? Rakibe bindi. Muzarisine bakalım. Yerkebü ne yapıyor? Biniyor. Yerkebune. Hacılar çoğul olduğu için bakın çoğul getirdim. Yerkebune biniyorlar. El hafilete. Hafile neydi arkadaşlar? Otobüs. Beşinciye bakalım arkadaşlar. Şu görselimiz. Yelbesü giyiyor. El haccü hac yapan kişi. Siyabel ihram. İhram elbiseleri giyiyor. Hemen kelimelerimize bakalım. Lebise giydi. Lebise giydi. Yelbesü giyiyor. El haccü neydi? Az önce söyledik. Hac yapan kişi. Siyab burada çoğul bir ifade. Sevbin çoğulu. Neyin çoğuluymuş arkadaşlar? Söyleyin. Sevbün elbise. Sevb elbise. Siyab elbiseler. İhram elbiselerini hacı ne yapıyor? Hac yapan kişi giyiyor. İkinci yönergeyle devam ediyoruz arkadaşlar. Diyor ki ikra oku, el cümele cümleleri oku, vehter seç, el kelimetel münasibete uygun kelimeyi seç. İhtar neymiş arkadaşlar o zaman? Seç, leha ona uygun kelimeyi seç. Minel gaimetil atiye aşağıda gelen listeden seç. Kaime neydi arkadaşlar? Çok geçiyor zaten liste. Tüm mektubha sonra onu ya o cümleleri yaz. Fil feragat boşluklara yani uygun kelimeleri yaz. Boşluklara yaz. Kema, fil, misal, örnekteki gibi. Şimdi listeyi büyütüyoruz ve listemize kelimelere bakalım. Diyor ki et dairatü uçak. Yagfiru bağışlıyor. El haccü hac yapan kişi. Et tavaf tavaf. Menasik. Şimdi arkadaşlar o cümlelere geçmeden önce şu menasiki bir söyleyelim. Minsekün Arapçada ne demek? Hacda yapılan tüm ibadetlere minsek diyoruz. Mesela tavaf, Safa ve Merve arasında sa'y yapmak, Arafat'ta vakfe yapmak, Mina'da şeytan taşlamak gibi gibi Kabe'nin etrafında tavaf yapmak gibi tüm ibadetlere biz minsek diyoruz. Bunun çoğulu da menasikü. Minsek, menasikü. İbadet yani hacda yapılan ibadet, hacda yapılan ibadetler. Şimdi başlıyoruz cümlemizi okumaya. Racülün adam. Yezhebu giden adam. İla Mekke'te, Mekke'ye giden adam. Min ecli neydi arkadaşlar? İçin. El kıyami. Yerine getirmek için. El kıyamu bi. Arkadaşlar yerine getirmek demek. El min eclil kıyami bil hacci.
hac ibadetini yerine getirmek için Mekke'ye giden adam. Ve yelbesu giyen, siyabel ihram, ihram elbiseleri giyen adam. Bu fiilin mazisi neydi arkadaşlar, hatırlayın. Az önce söyledik. Lebise giydi, yelbesu giyiyor. Siyab da çoğuldu. Neyin çoğulu idi? Sevbün, siyabın. Kimdi arkadaşlar bu el-hacu, hacı? Aletün kebiratün, sıfat tamlaması bakalım. Bakın, büyük bir alet. Yestehdimuha el-hüccacu, hacıların kullandığı büyük bir alet. Bu fiilimizin mazisine bir bakalım hemen arkadaşlar. İstahdeme neymiş? İstahdeme kaç harfli? 6 harfli. Yestahdimu kullandığı, ha onu kullanıyor yani aleti. El-hüccacu hacıların kullandığı büyük bir alet. Min ecli seferi ila Mekke. Mekke'ye yolculuk yapmak için, sefer yapmak için, yani yolculuk yapmak için hacıların kullandığı büyük alet. Et-dairatü neydi arkadaşlar? Uçak. Şuna geldik. Eş-şe'airülleti tegûmul hâccü biha fî Mekke'tel mükerrem. Fî Mekke'tel mükerremeti. Diyor ki arkadaşlar, eş-şe'airü. Buradaki şe'air çoğul. Neyin çoğulu peki arkadaşlar? Hemen yazalım üzerine. Şe'iratün. Neymiş? Şe'iratün. Şe'ira ile minsek aynı şey arkadaşlar. Şe'ira hacda veya hacda hacıların yaptıkları o ibadetlerin diğer adı neymiş arkadaşlar? Şe'ira. O zaman şe'ira ve minsek eş anlamlıymış. O zaman şe'iranın çoğulu da neymiş? Şe'air. O zaman şe'air de menasikle eş anlamlıymış. O zaman eş-şe'airü nasıl çevireceğiz? İbadetlerdir. Ne? Ama nerede yapılan ibadetler sadece? Hacda. Elleti yekûmul hâccü biha fî Mekke'tel mükerremeti. Hacının, hac yapan kişinin Mekke-i Mükerreme'de yaptığı ibadetler. Biz buna ne diyorduk arkadaşlar? Menasik. Yani şe'airle eş-şe'airü ile menasik eş anlamlı zaten. Devam ediyoruz. Yemsehullahu cemi'az zunubilleti fe'alehal insanu fi hayatihi kulliha. Meseha. Bunun mazisi neymiş arkadaşlar? Söyleyin. Meseha. Meseha meshetmek demek. Yani silmek demek. Meseha neymiş? Sildi. Yemsehu siler. Allahu Allah. Cemi'a hepsini. Cemi'az zunub. Günahların hepsini. Buradaki zenbün günah, zunub günahlar. Günahların hepsini siler. Hangi günahların? Fe'aleha el insanı. İnsanın yaptığı günahların. Fi hayatihi külliha. Tüm hayatında insanların yaptığı. Fe'ale ne demek arkadaşlar? Fe'ale yaptı demek. Değil mi? Yaptığı tüm günahları Allah ne yapar? Siler. Yani bir mana yagfiru. Ne yapar? Bağışlar. Bu muzari bir fiil. Bunun mazisi gafera. Neymiş? Gafera bağışladı. Gafur bağışlayan, öyle değil mi? Allah'ın isimlerinden gafera bağışladı. Yagfiru ne yapıyor? Bağışlıyor. Yani siliyor. Rüknün min erkanil haccı. Haccın şartlarından bir şarttır. Rüknünün çoğulu arkadaşlar erkan. Rükün ve erkan şey, tekil ve çoğul kelimeler. Rükün şart, erkan şartlar. Haccın şartlarından bir şarttır. Yekûnü olur olan havlel kâbeti seb'a merratin. Buradaki merratün çoğul. Neyin çoğulu arkadaşlar? Merratünün çoğulu. Merratün kere, merratün kereler. 7 kez Kâbe'nin etrafında olan haccın şartlarından bir şart. Neydi arkadaşlar? Havlel kâbeti Kâbe'nin etrafında. Neydi bu arkadaşlar? Et tavafı, tavaf idi. Üçüncü yönergeyle devam ediyoruz arkadaşlar. İmle doldur el feragati boşlukları bi ile bil kelimatil münasibeti uygun kelimeler ile. Değil mi arkadaşlar, sıfat tamlaması münasip uygun. Minel kelimatit taliyeti aşağıda gelen kelimelerden uygun kelimeler ile boşlukları doldur. Bakalım kelimelerimiz nelermiş. Min ecli için, halfe arkasında, indema dığında. Mine zaruriyi en, zorunludur. Bintizam, düzenli, beyne arasında. Şimdi okuyoruz.
Yezhebül müslimune, Müslümanlar giderler. İlâ Mekketel mükerremeti, Mekke-i mükerremeye giderler. Min ecli için, el kıyami bi, arkadaşlar el kıyami bi neydi? Yerine getirmek için, ferizatil haccı, hac ferizasını yerine getirmek için. Ve minel menaziril cemileti, güzel görünümlerdendir. Menazir, çoğul. Ney? Eyvallah aynı zamanda. Elleti yeraha el haccü. Hac neydi? Hac yapan kişi. Yeraya bakalım. Ra'a gördü. Ra'a gördü. Yera görüyor. Hac yapan kişinin gördüğü güzel görünümlerden, manzaralardandır. Ney? Mine zaruriyi en yetufe havlel kâbeti ihtilafün nasi fi cinsiyatihim ve elvanihim ve lugatihim. Diyor ki arkadaşlar, en yetufe tavaf etmesi. Buradaki fiilimizin mazisi tafe. Tafe tavaf etti. Yetufu tavaf ediyor. En yetufe tavaf etmesi. Havlel kâbeti. Kâbe'nin etrafında. İhtilafün nasi. Çeşitli insanların, farklı insanların. Nerede farklı? Fi cinsiyatihim. Uyrukları farklı. Cinsiyetinin çoğulu cinsiyat. Uyrukları. Ve elvanihim. Renkleri. Levnin çoğulu neymiş arkadaşlar? Levn, renk. Elvan, renkler. Ve lugatihim ve dilleri. Lugatın çoğulu neymiş arkadaşlar? Lugatün dil, lugatün diller. O zaman uyrukları, renkleri ve dilleri farklı olan insanların, değil mi? Kabe'nin etrafından tavaf etmesinin zorunlu olması hacının gördüğü güzel manzaralardandır. Fela farka, fark yoktur. Beyne ebyaz ve esved ve beyne ganiyin ve fakirin. Beyaz ve siyah arasında ve zengin ve fakir arasında fark yoktur. Ve tavafu tavaf, rüknün esasiyyün, bakın sıfat tamlaması. Esasiyyün temel demek, temel bir şarttır. Min erkanil haccı, haccın şartlarından temel bir şarttır. Haindema dığında, yekumu bihi el haccü, hacının, hac yapan kişinin yerine getirdiğinde. Ve minel menazidil cemilete eyvan fil haccı ve yine hacdaki güzel görüntülerdendir, görünümlerdendir, manzaralardandır. Ney? Müşahadetün nasi insanların izlemesi ve hüm yusall insanları izlemek, insanları izlemek diyelim. Ve hüm yusallune onlar namaz kılarlarken halfel imami imamın arkasında intizam düzenli bir şekilde imamın arkasında insanları namaz kılarken izlemek hacdaki güzel manzaralardandır. Dördüncü yönergeye geçtik. İstemi dinle ilel hivar diyaloğu dinle el ati gelen diyaloğu dinle tümme kra'u sonra onu oku. Diyor ki Musa hel tezhebu ma'i el yevm ilel matar ma'i benimle bugün matar neydi? Hava alanı. Neymiş? Matara yani hava alanına gidiyor musun? O da diyor ki şu ayıp. Limazan için setezhebu gideceksin. Setezhebu sen gideceksin. Fiilimiz neydi arkadaşlar? Her zaman yazdık ama yine yazalım. Zehebe gitti. Yezhebu ne yapıyor? Söyleyin. Gidiyor. Tezhebu sen gidiyorsun. Setezhebu gideceksin. Limaza setezhebu niçin gideceksin ilel metar havaalanına? Musa diyor ki senezhebu gideceğiz. Buradaki se geldi. Zehebe gitti. Yezhebu gidiyor. Nezhebu biz gidiyoruz. Senezhebu gideceğiz. Min ecli veda'i sadiqina Yunus. Arkadaşımız Yunus'a veda etmek için gideceğiz. Min ecli neydi arkadaşlar? İçin. Sadiqina. Kimin arkadaşı arkadaşlar? Bizim arkadaşımız. O bizimi nereden aldık? Na'dan aldık. Li'enne çünkü hu o yani Yunus seyezhebu gidecek ila Mekke'te Mekke'ye gidecek min ecli için en yueddiye eda etmek için yani yerine getirmek için ferizatel hacci hac ferizasını hac farzını
yerine getirmek için o Mekke'ye ne yapacak? Gidecek. Lienne neydi? Çünkü oradaki hu kime gidiyordu? Yunus'a gidiyordu. Şuayb dedi ki etemenna, temenni ediyorum. En ezhebe gitmeyi, mea Yunus, Yunus'la gitmeyi, beraber gitmeyi temenni ediyorum. Ve ekume bi, neydi arkadaşlar? Yerine getirmeyi, menasikil hac ibadetlerini. Buradaki menasikü neyin çoğuluydu hatırlayın arkadaşlar, az önce söylemiştik. Minsek, değil mi? Minsek neydi arkadaşlar? Minsekü hacda yapılan ibadetler, tavaf, say gibi, değil mi? Şeytan taşlamak, vakfe yapmak gibi. Minsek ibadet, hacda yapılan ibadet. Menasikü neydi onun? Çoğulu idi. Hac ibadetlerini yerine getirmek ve Yunus'la gitmek ve hac ibadetlerini yerine getirmek iyi temenni ederim. Değil mi? Bunun mazisi nedir? Temenna. Şuraya yazalım hemen. Temenna. Temenni etti yani arzu etti. Yetemenna temenni ediyor, arzu ediyor. Etemenna ben arzu ediyorum, temenni ediyorum. Yunus'la gitmeyi ve hac ibadetlerini yerine getirmeyi temenni ediyorum. Lakinneni fakat ben. Beni nereden aldık? Ni fakat ben. La estati o e bilemiyorum. En hezhebe gidemiyorum. La estati o en ezhebe. Gidemiyorum. Hazi sene. Bu sene ne yapamıyorum? Gidemiyorum. Musa da dedi ki mahiye menasikül haccı. Haccın ibadetleri nedir? Minsekün menasikü. Hel te'rifuha, onu biliyor musun? Buradaki fiilimiz arafe, bildi. Ya'rifu ne yapıyor? Biliyor. Te'rifu sen biliyorsun. Hel te'rifuha, onları biliyor musun? Ne'am, evet. E'rifuha, onları biliyorum. Arafe bildi. Ya'rifu biliyor. E'rifu ben biliyorum. Hiyen niyet, niyetü, niyet etmek. Ve libasul ihram, ihram elbisesi giymek, ihram giymek. Ve tavaf, tavaf etmek. Havlel Ka'beti, Kabe'nin etrafında tavaf etmek. Vessa'yu, say yapmak. Beyne Safa vel Merve, Safa ve Merve arasında say yapmak. Vel vukufu bi Arafeti, Arafat'ta vakfe yapmak. O zaman say, vukuf neymiş arkadaşlar? Vakfe yapmak. Devam ediyoruz. Hel te'arifu mâzâ nekûle lil hâci indemâ yaûdu minel hac? Diyor ki, hel te'arifu biliyor musun? Arafe bildiği, ya'rifu biliyor, te'arifu sen biliyor musun? Mâzâ nekûl, ne söyleriz? Şu fiile bakalım hemen arkadaşlar. Kale dedi, yekûlu ne yapıyor? Diyor. Nekûlu biz diyoruz. Kale, yekûlu, nekûlu. Mâzâ nekûlu, ne deriz? Lil-hâcci, hac yapan kişiye. İndema neydi arkadaşlar? İndema. Dığında, indema yaudu döndüğünde, şu fiilin mazisine bir bakalım. Ade döndü, yaudu dönüyor. Ade döndü, yaudu dönüyor. İndema yaudu nasıl çevireceğiz o zaman? Döndüğünde, minel hacci, hacdan döndüğünde, hac yapan kişiye ne deriz sen biliyor musun? Ne diyor o da? Neam, evet. Nekulu leh, ona deriz. Buradaki hu kime gidiyor? Hac yapan kişiye deriz. Değil mi arkadaşlar? Haccün mebruk, mebrur ve zenbün mağfur. Haccın kabul olsun ve günahlarında bağışlansın deriz. Haccün mebrur ve zenbün mağfur deriz. Haccün mebrur, haccın kabul olsun ve zenbün, günahın da, zenb neydi? Zenb, günah değil mi? Günah da mağfur, bağışlansın, bağışlanmış olsun demek. Mara yüke ne dersin? Mara yüke görüşün nedir? Neymiş arkadaşlar? Ne dersin? Yani görüşün nedir? En nezhebe gitmeye ne dersin? Gitmemize ne dersin? İla Mekke'te, Mekke'ye. Fis senetil kadimeti. Es senetil kadime arkadaşlar sıfat tamlaması. Gelen sene, gelecek sene. Yani bir sonraki sene Mekke'ye gitmeye ne dersin? Min ecli için en müeddiye yerine getirmemiz için menasikel hacci, hac ibadetlerini yerine getirmemiz için. Buradaki fiilimize bir bakalım arkadaşlar. Etta
Yüeddi, edda, muzarisi neymiş arkadaşlar? Yüeddi, neymiş arkadaşlar? Yüeddi. Peki ne demek? Edda, ilah, ilah gelmemiş burada. Edda yerine getirdi. Yüeddi yerine getiriyor. En nüeddiye yerine getirmemize ne dersin? Menasikel haccı, haccın ibadetlerini yerine getirmemize ne dersin? Fikratun raia, harika fikir. Etemenna zalike, bunu diliyorum, bunu arzu ediyorum, bunu temenni ediyorum. Fiilimiz neydi arkadaşlar, hatırlayın? Temenna, değil mi? Temenni etti. Muzarisi neydi? Yetemenna, ne yapıyor? Yetemenna, temenni ediyor. Etemenna, kim temenni ediyor arkadaşlar? Ben temenni ediyorum. Zalike, bunu çok temenni ederim. Yani bunu çok arzu ederim. Beşinci yönergede devam ediyoruz arkadaşlar. Ve ne diyor burada? Ecip cevapla. Anil es'iletil atiye. Gelen soruları cevapla. Hasebe neydi arkadaşlar? E göre. Hasebel hivar. Diyaloğa göre. Diyalog neydi? Hivar. İla eyne seyezhebu Musa. Musa nereye gidecek? Değil mi? S var burada. Acak ecek. Öyle değil mi? S neydi arkadaşlar? Acak ecek. İla eyne nereye? Eyneyi tek başına kullandığımızda nerede? İla eyne ne demek peki? Nereye? Seyyesebi Musa ilal matar. Musa havaalanına gidecek. Limazan için Seyyesebu gidecek. Bakın acak ecek S var çünkü. Musa ile Mekke'ye gidecek. Seyyesebu Musa ila Mekke'te min ecli için en yüeddiye yerine getirmek için, eda etmek için Ferizatel hac, hac ferizasını, hac ibadetini yani hac farzını yerine getirmek için. Limazan için yetemenna arzu ediyor, temenni ediyor. Şuayb en yezhebe me'a Yunus. Yunus'la gitmeyi temenni ediyor, arzu ediyor. Yetemenna Şuayb en yezhebe me'a Yunus. Şuayb Yunus'la gitmeyi arzu ediyor. Liyegume, kame bi neydi arkadaşlar? Yegume bi yerine getirmek için li var burada. Menasikel haccı, haccın ibadetlerini yerine getirmek için. Üktüp yaz. Selasette, selaseten min menasikil haccı, haccın ibadetlerinden 3 tanesini yaz diyor. Ne diyelim arka? Hiye o, enniyetü niyet, libasül ihram, ihram giymek. Ve tavafu havlel Kabe. Kabe'nin etrafında ne yapmak? Tavaf etmek. Altıncı yönergedeyiz. İkra oku. El cümelel atiye. Gelen cümleleri oku. Ve da'a koy. Alamete sah. Sah işareti koy. Emamel cümeli sahihati. Doğru cümlelerin önüne. Ve alamete hata. Hata işareti koy. Emamel cümelil hatı eti. Hatalı cümlelerin önüne. O zaman el cümelil sahihanın zıttı el cümelil hatiye. Hasebe e göre, hasebel hivaris sabik. Önceki diyaloğa göre. Diyor ki, Seyyezhebu Musa ilel matar min ecli veda'i Şuayb. Musa Şuayb'a veda etmek için havaalanına gidecek. Hata, Yunus'a veda edecekti değil mi arkadaşlar? Yunus, seyyusafiru yolculuk yapacak. Bu fiilin mazisi neydi? Safera yolculuk yaptı. Yusafir yolculuk yapıyor. Seyyusafir yolculuk yapacak. Bi ile bit dairati uçak ile yolculuk yapacak. Min ecli için en yüed diye eda etmek için, yerine getirmek için ferizatel haccı hac ferizasını. Doğru. Şuayb la yestati'u en yetebe ila Mekke'te hazihis sene. La yestati'u en yezhebe neydi? Gidemiyor. Gitmeye güç yetiremiyor. Mekke'ye bu sene gitmeye güç yetiremiyor. Yani gidemiyor. Doğru. El vukufu bi arafati. Arafat'ta vakfe yapmak. Leyse değildir. Min menasikil haccı. Haccın ibadetlerinden değildir. Yanlış, öyle değil mi? Leyse ne demekti arkadaşlar? Olumsuz bir ifadeydi. Değildir demekti. Hata. Seyyezhebu gidecek Musa ve Şuayb li edail haccı, haccı eda etmek için, yerine getirmek için gidecek. Ba'de seneteyni, 2 sene sonra. Hata, hayır, esfi senetil gadim, gelecek sene ne yapacağız dediler, gideceğiz dediler.
Seneteyni kaç sene oluyor arkadaşlar? 2 sene oluyor. Beade senet, beade seneteyni 2 sene sonra. Yanlış. 7. yönergedeyiz. İstemi ile nasıl ati. Gelen metni ne yapıyor arkadaşlar? Gelen metni dinle. Tümme sonra ekmil el feragat. Boşlukları ne yapıyor? Tamamla diyor. El umratu tehtelifu anil hac. Feleyse leha vaktun ma'ruf. فيمكن القيام بها في كل وقت وكل مسلم يستطيع أن يقوم بها حسب الوقت المناسب له وأركان العمرة ثلاثة لباس ثياب الإحرام ثم الطواف حول الكعبة 7 مرات والركن الثالث هو السعي بين الصفا والمروة ومن الضروري على كل مسلم أن يعرف هذه الأركان وأن يعرف الفرق بين الحج والعمرة. Şimdi arkadaşlar boşlukları doldurduk ve metni çevirelim. Diyor ki arkadaşlar, el umretü tehtelifü, farklıdır. Bu fiilimizin mazisi arkadaşlar, ihtelefe. Neymiş? İhtelefe. Kaç harfli bir fiil? 5 harfli bir. Farklı oldu demek. Tehtelifü farklıdır. Çünkü müennes geldi. Neden? Umre müennes çünkü. Tehtelifü farklıdır. Minel hacci. Hacdan farklıdır. Feleyse değildir. Leha. Oradaki ha umreye gidiyor. Onun yoktur. Vaktün ma'rufun. Ne yoktur arkadaşlar? Belirli bilinen bir vakti yoktur. Yani mesela haccın belli bir vakti vardır. Şu belli aylar içinde yapılmalı lazım. Belli ayın belli günler içerisinde yapılması lazım. Oysa umre yılın her zamanı hac mevsimi dışında yılın her zaman ne yapılabilir? Yapılabilir. Vaktün ma'rufu neymiş? Bilinen bir vakti yoktur. Feyyumkenü mümkündür. El kıyamu biha. El kıyamu bi neydi arkadaşlar? Yerine getirmek. Oradaki ha nereye gidiyor? Umre. Umreyi yerine getirmek mümkündür. Fi küllü vaktin. Her vakitte yerine getirmek mümkündür. Ve küllü müslim, her müslüman yastati'u en yegume biha. يَسْتَطِيعُ اَنْ يَقُومَ بِهَا ne demek? O ha nereye gidiyor? Umreye. Umreyi yerine getirebilir. يَسْتَطِيعُ اَبِلِرْ اَنْ يَقُومَ بِهَا بِهَا onu yerine getirebilir. حَسَبَ الْوَقْتِ الْمُنَاسِبِ uygun vakte göre. Hasebe neydi arkadaşlar? Göre. Lehu. Oradaki hu Müslümana gidiyor. Kendisine uygun vakte göre onun yerine getirebilir. Ve erkanul umreti, umrenin şartları, rükunları, selasetün üçtür. Libasu tiyabil ihram, ihram elbiseleri giymek. Tümme sonra et tavafu havlel kâbeti 7 merrat. Kâbenin etrafında 7 kez ne yapmak? Tavaf etmek. Ve rüknü talis, üçüncü rükün yani üçüncü şart. Hüve o, es-sa'yu say yapmak. Beyne safa vel merve, safa ve merve arasında ne yapmaktır? Say yapmaktır. Ve minez zaruriyi, zorunludur. Ala küllü müslim, her müslümana zorunludur. En ya'rife bilmesi, değil mi arkadaşlar? Arafe neydi? Bildi. Ya'rifu biliyor. En ya'rife bilmesi zorunludur. Hazihil erkan, bu şartları bilmesi zorunludur. Bu en ya'rife ve yine bilmesi zorunludur. El farka beynel hac vel umre. Hac ve umre arasındaki farkı bilmesi zorunludur. Tedribata geçiyoruz arkadaşlar ve birinci tedribatı okuyoruz. Rattip neydi rattip? Düzenle. Neymiş rattip? Düzenle. El kelimatil atiye. Gelen kelimeleri düzenle. Li için tekune olmaları olması için cümelen müfideten. Anlamlı cümleler olması için. Bakalım. Şimdi toparlayalım cümlemizi. El haccü rüknün min erkanil islamil hamseti. Hac, İslam'ın 5 şartından bir şarttır. Rükünün çoğulu neydi arkadaşlar? Erkan, rükün şart, erkan şartlar. El-Kâbetü, Kâbe, yetufune tavaf ediyorlar. El-Hüccacü, hacılar, havle etrafında, eş-şerifeti, şerife. El-Hüccacü, hacılar, yetufune tavaf ediyorlar, havle etrafında, Havlel Kâbeti Şerifeti. Kâbe-i Şerife'nin etrafında tavaf yapıyorlar. Bu fiilimizi bir hatırlayalım arkadaşlar. Tâfe tavaf yaptı.
Yetufu ne yapıyor? Tavaf yapıyor. Yetufune, onlar tavaf yapıyorlar. El Hüccac burada çoğul. Neyin çoğulu arkadaşlar? Haccün. Neymiş? Haccün hacı, Hüccac hacılar. Üçe geldik. Yufavvilu tercih ediyor. El Müslimine Müslümanlar. En muazzame çoğunluk. Fi yekumu şehr Ramazan bil umre. Arkadaşlar yufavvilu'ya bir bakalım. Fazzale neydi? Daha önce söylemiştik. Fazzale tercih etti. Yufavvilu ne yapıyor? Tercih ediyor. O zaman şöyle toparlayalım. Yufavvilu tercih ediyor. Muazzamul Müslimine. Muazzam çoğunluk demek. Neymiş arkadaşlar? Çoğunluk. Müslümanların çoğunluğu tercih ediyor. En mayı tercih ediyor. Yekumu bi. Neydi yekumu bi? Yerine getirmeyi tercih ediyor. Bil umreti. Umreyi yerine getirmeyi tercih ediyor. Fi şehri Ramazan. Ramazan ayında yapmayı tercih ediyor. Neyi? Umreyi. Es-sa'yu el merva. Merve. Beyne. Safa. Hac. Min menasik. Toparlayalım o zaman. Es-sa'yu say. Beyne Safa vel Merveti vel Merve Safa ve Merve arasında say yapmak min menasikil haccı haccın ibadetlerindendir değil mi? Min sekün çoğulu neydi? Menasikü. Havle et tavab Kabe cemil manzarun cidden. Ne diyeceğiz o zaman? Et tavafu havlel Kabe'ti Kabe'nin etrafında tavaf yapmak manzarun cemilün güzel bir görüntüdür. Cidden nedir? Çok güzel bir manzaradır. Çok güzel, yani çok güzel bir görüntüdür. Manzarun cemilün sıfat tamlaması. İkinci tedribattayız. Da koy el kelimatil atiye. Aşağıda gelen kelimeleri koy. Fi mekanihel münasibi. Uygun yerine koy. Fil cedvelil ati. Aşağıda gelen tablodaki. Cedvel neymiş arkadaşlar Arapçada? Tablo. Kaime neydi arkadaşlar? Liste. Şimdi listeyi, tabloyu bir büyütelim arkadaşlar. Açıyoruz. Listemizde neler varmış? El haccü, hac. Savm Ramazan, Ramazan orucu. Rak'atani kable salatil fecri. Neydi arkadaşlar? Sabah namazından önceki iki rekat. Erba'u rekaatin kable salatil zuhur. Öğle namazından önceki dört rekat. Salatül asır, ikindi namazı. Rak'atani, iki rekat. Ba'de salatil maghrib, akşam namazından sonraki iki rekat. Ez-zekatü, farz, zekat. Salatül istiharati, istihare namazı. Şimdi, ferizatün farz, sünnetün sünnet. Bu listedekilerin hangisi farzsa bu tarafa, hangi sünnesi bu tarafa ne yapacağız arkadaşlar? Bu tabloya, yani bu cedvele yazacağız. Ferizatün, savmu Ramazan farzdır. Salatül asır, ikindi namazı farzdır. El haccü hac farzdır. Ez zekatü zekat farzdır. Demek ki bu tabloda listedeki bu dört şey farzmış. Peki sünnetler nelermiş? Rek'atani kable salatil fecir. Sabah namazından önceki iki rekat sünnettir. Erbe'u rekaatin. Rekatın çoğulu rekaat idi değil mi? Dört rekat. Kable salati zuhur. Öğle namazından önceki dört rekat nedir? Sünnettir. İlk sünnet değil mi? Rekatan iki rekat. Ba'de salatil maghrib. Akşam namazından sonraki iki rekat. Kable önce, ba'de sonra. Kable Be'de. İkisi de zaman zarfı. Bu da sünnet. Salatül istiharati. İstihare namazı. Bu da sünnet. Peki istihare namazı nedir? Bir şeyin bizim için hayırlı olup olmadığını yani anlayabilmek için yani namaz kılınıp yani bir o namazımız yani o namazı kılıp sonra yatıyorsun işte gördüğün rüyaya göre hayırlı olup olmadığına dair bir işaret Rabbimizden arıyorsun. İşte buna istihare namazı deniyor. Üçüncü tedibata geçtik. İhter, seç. İhter neydi arkadaşlar? Seç. Te'biren minnet te'birat. İfadelerden bir ifade seç. Te'biren, tekil.
Te'birat çoğul. İfadelerden bir ifade seç. Vektübü onu yaz. Fil feragı gatil münasibet. Uygun boşluklara yaz. Bakalım. Şehru Ramazan. Ramazan ayı. Tiyabül ihram. İhram elbiseleri. Ezzekatü. Zekat. Erkanül İslam. İslam'ın şartları. Es-salavatül mefruza. Farz kılınan namazlar. Farz namazlar. El-malü. Mal. Vel eşya'ü ve eşya. Şeyler. Elleti yu'tiha. Verdiği. El-müslimune. Müslümanların. Lil-fukarai. Fakirlere. O zaman nasıl toparlayacağız? Müslümanların fakirlere verdiği mal ve şeyler. O zaman ne diyeceğiz? Ezzekatü, zekat. Buradaki yu'ti'yi bir daha hatırlayalım. Birkaç sefer söyledik ama yine söyleyelim. E'ata neydi? E'ata verdi. Yu'ti veriyor. Oha nereye gidiyor? Mal ve eşyalara gidiyor. Öyle değil mi? Şehadetü en la ilahe illallah ve enne Muhammeden Resulullah ve ikametü salati ve ita'ü zekati ve savmu ramazan ve haccül beyt. Hiye bunlar erkanül İslami. İslam'ın şartlarıdır. Es-salavatul hamse, beş namaz. Elleti yekumu biha, Müslümanların yerine getirdiği. El-Müslimune, Müslümanların. Hiye o, es-salavatul mefruza, farz namazlardır. Şehrun, ay. Yesumu fihil Müslimune. Müslümanların oruç tuttuğu aydır. Same neydi arkadaşlar? Oruç tuttu. Yesumu oruç tutuyor. Fihi o ayda el-Müslimune, Müslümanlar. Müslümanların oruç tuttuğu aydır. Hüve o şehrü Ramazan, Ramazan ayıdır. El-melâbisülleti elbiselerdir. Yelbesuha giydiği el-hâccü hac yapan kişinin fil-kâbeti Kâbe'de. Hac yapan kişinin Kâbe'de giydiği elbiselerdir. Buradaki melâbis çoğul. Neyin çoğulu arkadaşlar? Melbes. Neymiş? Melbes elbise. Melabis elbiseler. Peki bu fiilimizin mazisi neydi? Daha önce söyledik. Lebise giydi. Yelbesü ne yapıyor? Giyiyor. Hacının, hac yapan kişinin Kabe'de giydiği elbiseler. Siyabül ihram. İhram elbiseleri. Buradaki siyab da çoğuldu. Neyin çoğuluydu arkadaşlar? Sevbin çoğulu. O zaman sevple melbes eş anlamlı. Sevp de elbise, melbes de elbise. Siyab elbiseler, melabis elbiseler. Melbes, sevb. İkisi de neymiş arkadaşlar? Eş anlamlıymış. Giysi ve elbise anlamına geliyormuş. Böylece dersimizin sonuna geldik. Bir sonraki derste görüşmek üzere. İlerli gafi emanillah.